Selamlar en değerli Ben Yürün Aşiret üyeleri, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Bugün günlerden ne? Perşembe, yani Perşembe Şenli oynatma listesinde yeni bir oyun oynayacağız. Hop Dice Tie'ne başlayacağız bugün. Tabi kaç bölüm sürer, gelecek haftaya devam eder miyiz etmez miyiz bilmiyorum. Onun için New Game deyip hemen oyuna geçeceğiz. Ne olsun oyun adımız? Ben Pure olsun. Bunlar ne bilmiyorum. On yaparsa ha erkek misin kadın mısın diyor. Karakterim diyor. Kadın olsun karakterim. Okey. Ha bu hatırladığım kadarıyla harbiden bak oyunu da tam olarak bilmiyorum. Her şeyi kaybettik. Forgotten. Kayboldum. Nisan'ın 1983'ten beri. Cecil senin için 1987'de. Onu çok hızlı söylüyorsun ya, hiçbir şey anlamıyorum. Bunun bir hikayesi var, tamam hikayeyi boş verin. Senaryo. Senaryodaki diyaloglar gibi düşünün. Bir insanın diyaloğu gibi düşünün. Burada sigara içilmez. Tamam ben şimdi bir yerde düşmüşüm bir yerden. Ve burada hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayat olay bu. Burada ışık olduğu için buraya geldim. Ama şu anda bir şey yapamıyorum. Şuradan gidelim. Bak. Abi ne oldu? Bu ne? Bak yavaş yavaş çürüdü bu. Bir şey mi açıldı? Oyunun simgesi açıldı lan. Her yer parıldadı. Ha, aslında oyuna şu an biz giriş yaptık. Daha oyuna başlamadık. Hop Dice Time. Anladım. Bu oyunun girişiydi. Daha hayatta kalmaya çalışmıyoruz. Bende mi hala? Oğlum böyle ama bunu böyle yaparsan olmaz ki. Yani böyle güzel güzel müzikler olmaz. Ben burada tek başımayım. Tek başıma kaldım. Buradan kurtulmaya çalışıyorsam eğer tek başıma kalıp. Shift'le normal yürüyebilirmişim. Bir şey olmuyor. B'ye basıyorum. Bir şey ses duydum. Şurada bir şey var. Radyo. Hoparlör. Hello. Merhaba. Ciao. Merhaba hoş geldin. Hola merhaba. Her türlü merhaba diyor. Handrat'a hoş geldin. Benim adım Joseph. Ben buradayım. Ben senin dediğini anlamıyor ki. Dinlememe bir mantığı yok. Saçmalık. Burada bir tren yolu var. Oğlum tren yolu varsa medeniyet de vardı. Aa evet bak. Bak buradan da bir gidiş varmış. Aa ben bu. Niye çektim ki ben bunları? Bu eğer bu taşları çıkartabilirsem belki buradan gidebilirim diye düşünüyorum. Bir ev de var. Bunu kullanamıyor muyum? Aha. Bir şeyler yaptım ama ne oldu acaba? Şurayla alakalı bir şey bence bu. Ha boşluğa basınca fotoğraf çekiyoruz. Tamam. Onu da öğrendim. Merhaba ben Farley. I guess misafirimizsiniz. Just case. Merhaba. Henüz hazır değil. Güvenliğe henüz hazır değiliz. Ah. Niye açılmıyor bu? Tüh. Bu açılmıyorsa dur şunu da fotoğrafını çekeyim. Her şeyini çektik zaten. Buralardan bir şey bulabilir miyim? Şimdi ben mesela Assassin's Creed oynuyorum ya. Assassin's Creed oynadığım için her şeyin özgürlüğü içerisindeyim. Ama mesela bu oyunda sana özgürlük değil, var olan sınırlılık içerisinde kurtulmayı hedefliyor. Sen buradan kurtulmaya çalışıyorsun, anladın mı? Var olan sınırlılık içerisinde. Bak mesela burayı bile geçemiyorsun. Bu oyunda mantığı bu diye düşünerek oynamaya başladım. Bu kimin mezarıymış? Anne Jackson, Margay Harton. Buralar mezarlıklar. Mezar üstündeyiz. Buradan bir yol gidiyor. Buraya geçiş yok değil mi? Şunu da fotoğrafını çekelim. Yok tamam buradan da geçiş yok. Ama şu ışık şuraya bir etki yapıyor. Galiba orayla alakalı bir şey yapmam lazım. Tamam buraları keşfettik. O eve girilmiyor onu gördük. Bu tren rayıyla alakalı bir şeyler yapılıyor onu anladım. Şu ışığa doğru gidersem. Aha bak orada da bir çekilecek yer var. Onu da bir şey yapalım. Buralar ne böyle anlamadım. Bir tane daha var. Hepsini açalım. Yavaş yavaş aşağı aşağı gidiyoruz. Evet evet buralar da kapalı tabii. Açık olmayacak. Aha. Yine kapalı bir yer. Yine açık değil. Burayı da açalım. Bütün bulduğum kolları çekiyorum. Girebildiğim bir ev. Sonunda bir eve girebildim. Yok alamadım. Buradan kaçmaya çalışıyorum. Ama nasıl kaçacağım? Bunun yollarını arıyorum. Çekemedim. Açamadım. Burayı da çek. Bir yere girdim ama burası da hiç güzel bir yer değilmiş. Peki envanterim diye bir şey var mı? Yok. Bu evde bizim işimize yarayan hiçbir şey yok. Burada bir tane daha karşılayan birisi var bizi. Tamam kanka sen konuşmaya devam et. Bunların hepsini aça aça bir yere varırız umarım ya. Boşuna açmıyoruzdur buraları. Aha bak burada bir yer. Oha. Buradan bir yerlere çıkılıyor mu acaba? Sürekli basıyorum.
Ama hiç sanmıyorum bir yerlere çıkabileceğimi. Yani yukarıları olarak, merdiven olarak. Hiçbir yer kilitli mi galiba? Yukarı çeksem. Bu oyunlar var ya, acayip sıkıcı oyunlar ya. Ama bir o kadar da zevkli. Ya sıkıcı ama zevkli. Siz bunları bilir misiniz? Mesela ben ders çalışmaktan acayip zevk duyarım. Ama ders çalışmak nedir? Sıkıcıdır, değil mi? Öyle işte. Öyle bir tarz. Çünkü burada kolaylık yok. Zorluk var. Niyeyse zorlukları daha çok seviyorum ben. Bak bu trenin üstüne çıkamıyorum. Oradan da inemiyorum. İlla da buradan niye inemiyorsun ya? Uygun alan olması gerekiyormuş inebilmen için. Konforu öyle istiyormuş. Burası da trenin son yeri. Bu tren gelse böyle, tren yerlerinden gitsem nereye kadar gidebiliyorum acaba? Bakalım. Son tren geldi böyle, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Aç. Tamam. Herhalde ben burayı bir kere daha yapmıştım ama bir kere daha yapmış oldum. Tamam. Şu ışığın ne yapıyor acaba şu ışık? Ona da bakacağım. Şunu da çekelim. Bu ne aga? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ve bak buradan da bir tane ışık var. Bu ışık şuraya bir şey yapıyor. Ne yapıyor o? Hiçbir yere çıkamıyorum değil mi? Oraya da atlayamıyorum. Tabii fotoğraf da çekemem. Bu ne oğlum böyle? Dur bir dakika. Şöyle fotoğrafını çekeyim şunu da. Ama burayla alakalı bir şey olduğunu varsayıyorum. Aha! Kırmızı bir buton buldum. Lambanın yanması gerekiyordu aslında. Niye yanmadı? O zaman ben gidiyorum buradan. Burası bence zaman kaybı yaptırıyor bize. Zaman kaybettiriyor bize burası. Daha hiçbir şey bulamadım. Aha! Garbled. Ne demek garbled? Weedle. İşte Türkçe olsa anlayabilirim. Aha! Oğlum buldum bir şeyler lan. Good lo, iyi lan. Şimdi seni buldum. Evet şimdi. It's bad time. Daha kötü zamanlarımız oldu. Burada daha kötü zamanlar oldu. Beni şimdi dinle. Burada onlar beni şimdi dinliyor. Eve gidiyorum. Belki senin için iyi bir zamanım olabilir. Aynı bu prizonda adamın doğru. Belki iyi zamanlar geçirebilirsin bu şeyde alanda. Misafirimiz hızlı olmasın veya sana yardım için hızlı olmasın. İlk görevin. Bundan sonrasını anlamadım. Kanka sen ne diyorsun? Tamam ya. Çok sıkıldım ya. Zaten dediğini anlamıyorum. Dur şimdi. Ben kendimi çözmeye çalışacağım arkadaşlar. İngilizce olmaması böyle kötü bir şey işte arkadaşlar. Siz gidin İngilizce öğrenin YouTube'dan. Yukarılara çıkamıyorum ya. Nasıl çıkabilirim ki? O zaman şuradan ben devam ediyorum. İki yol ayrılıyor. Soldan gidiyorum. Hayır, soldan zaten oraya gitsem oraya gider. O zaman sağdan gidiyorum. Tamam. Yol bizi bir yerlere götürüyor. Sürekli yol ikiye ayrılıyor ve sen bir tercih yapıyorsun. Ve son olarak yine bir taşlık. Ve sen kimsin? Sen misin ya dayı yine? Burayı da bir çekeyim. Dinlemem gerekmiyordur inşallah seni. Yani oyun dinlemem üzerine odaklandıysa böyle oyunu Allah kahretmesin o zaman yani. Ben özgürce dolaşamayacaksam, sürekli seni dinleyeceksem ne alaka? Ben ne yapayım bu oyundan böyle yani. Ve işin garibi, ben bunları sürekli götürdüğümde hiçbir şey olmuyor. Tamam. O zaman şunu çek. Biraz daha kaldır. Diyor ki ya bunu kaldırabilirsin ya da onu. Şimdi yapmayı deneyelim şeyler. Hiçbir şey olmadı lan. Oğlum o kimi vuruyor? Ben dünya... Aa dünya bak orada. Ben Mars'tayım lan. Öyle düşündüm yani niyeyse. Herhalde Mars'tayımdır yani. Şu kapıyı aç, artık bir kapı açılsın. Burası son nokta arkadaşlar. Eğer buradan da bir çıkış yoksa vay halimize. Şunu kaldırmayı da böyle deneyelim. O zaman eğer burası olmuyorsa demek ki ben bir tane şeyi yanlış yaptım. Bir kolu yanlış sürükledim. Hepsini açtım, 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 açtım. Demek ki birini açmadım veya yanlış açtım. Bunu açtım, onu biliyorum. Tamam, bu sağda. Hepsi sağda olsun, tamam mı? Evet, bu böyleydi zaten. Ben bunu dedim ki bu neymiş dedim. Bunun böyle olması gerekiyor. Tamam. Aa, şuradan ev var. Aa, şu şelale. Oraya gidemiyor muyum? Orada adamla konuştuk. Aha. Evet. İşte bak. Aradık aradık bir şeyler bulduk. Ha! Hani dedim ya yukarı çıkamıyor muyuz diye. Tamam. Yukarı çıkmanın bir yolunu buldum. Çok güzel. Bakalım burada neler var. Buradan yukarı çıkalım bir. Bir dakika bir dakika bir şey geldi aklıma. Hani şurada şey vardı ya aynen. Ona bakmak istiyorum ben. O ne öyle? Ha! Şunda bir fotoğrafını çekeyim. Biraz daha geniş açı istiyorum. Şöyle. Tamam. Burada zaten geçiş yok başka yere. O zaman yukarıya doğru çıkacağız. Yolumuz yukarıya doğru. Şimdi büyük ihtimalle yukarıya doğru çıkıp burada bulabilirsek bir şeyler bulup o şekilde halledeceğiz. Aha bak. Bir tane daha kol buldum. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Bak gördün mü? Tahmin ettiğim gibi. Bütün kolları çevirdiğimiz zaman o kol açılabilecek. Ama şimdi o kolu da çevirdim. O kolu açabiliyor muyuz? Açamıyor muyuz? Ona bakacağız. İn aşağı. O açamadığımız kola gidiyorum şimdi. Bak bu suyun oraya ekmesini sağlıyor. Demek ki orada bir yol var. Evet.
Harika. Gördüğünüz gibi bütün kolları açtıktan sonra bu şekilde açıldı. Ve bu da benim işime yaradı. Neden? Çünkü buradan geçebildim. Evet, kendime yol açtım. Gördüğünüz gibi şimdi oyunda ilerleyebiliyorum. Ve buradan bize bir şey çıktı, yine iki yol. Buradan gidelim. Aslında oyun zevkli. Çünkü çeşitli bulmacaları elde ederek buradan kurtulmaya çalışıyoruz. Tekrar buraya geliyorum. Bakalım burada bir şeyler var mı alabileceğim? Yok, tamam. Buraya bakıyorum, yine her şeye dikkatli bakmak istiyorum. Hiçbir şeyi kaçırmamak için. Oğlum aslında çok zevkli oyun, biliyor musun? Acayip güzel. Mesela buraya hapsoldun ve buradan kurtulmaya çalışıyorsun. Nasıl kurtulursun? Onu çözmeye çalışıyoruz şimdi. De burasının ne işe yaradı? Bak yine buradan bir şeyler var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şu kırmızı yere ulaşmaya çalışıyorum. Bütün mesele bu. Buradan da bu şekilde gidemiyorum. Tamam, şimdi büyük ihtimalle ben burayı çözmeye çalışacağım. Yine burayı gördüğüm yolda. İleriye doğru gidelim bakalım neler çıkaracak oyun önümüze. Aç kalma veya tok kalma diye bir sorunumuz yok. Aslında o da iyi. Asıl mesele burada odaklanmamız gereken şey buradan kurtulmak. Çeşitli bulmacaları çözerek buradan kurtulmaya çalışıyorum sadece. Her yere bakıyorum. Belki geldiğim yere bir kere daha gelebilirim ama önemli. Her yere bakıyorum. Çalıştırabiliyor muyum bunu? Yok, çalıştıramıyorum. Motor koymuşlar oraya dönebilsin diye. Bunu döndürebilirsem neler olur acaba? Bakalım. Döndürebiliriz belki. Burada da yine bir yerleşim varmış. Burası kapalı çevresi. O zaman mutlaka girebileceğim bir yer vardır buraya. Bak buradan bir giriş var ama ben buradan giremem. Nereden girebilirim? Oraya bakacağım şimdi. Giriş yeri arıyorum. Aha! Benzin. Aa! Bir dakika. Bu benzin nereye gidiyor dayı? Buradan bağlandı. Buradan geldi. Buraya. Buradan run, çalıştır. Yo, sağ yap. Aa, dur çalış. Bir dakika o zaman. 10. Aa bak, benzin yok. Dur, ben buldum. Bu benzini çalıştırmak için oradan benzini pompalayacağım. Onun için pompala bunu. Pompala bakalım. Pompala. Buradan benzin çekiyorum yalnızca. Lan dur la. Ben yapmıyorum şu anda. Oldu mu? Hızlısı basınca acaba ne oluyor? Geliyor mu gelmiyor mu? Onu da göremiyorum ki. Buradan ne? Böyle olması lazım. İçeride bir şey var. İçeriye nasıl girebilirim? Onu da çözeceğim. O benzinle alakalı bir şey bulduk. O benzini çalıştırabiliriz ben belki. Suya tabii inemiyorum. Aha! Kimi aramalıyım? Hangi numarayı arayalım? Kaç aramam lazım oğlum? Bilmiyorum ki. Hangi numarayı arayayım? Oğlum ben evimin numarasını mı arayayım? Kaçı arayacağım bilmiyorum. Nasıl arayayım? O benzin acaba şu an pompalanıyor mu oraya? Bakayım bir. O kadar şey yaptım. Hah! Dolmuş, tamam. Run! Ha, tamam dur. Şurada kırmızı bir amblem var. Galiba oraya kadar doldursam yetecek. Yeşil yandı. Ve şimdi? Çalışıyor mu? Ha. Okey. Çalıştırdık ya. Güzel. Harika. Ben bunu çalıştırdım. Bayağı şu anda çalışıyor. Peki bununla alakalı ne var? Lan bu trenmiş. Ben bunu ne yapacağım o zaman? Treni çalıştırdık. Ne oldu şimdi? Şu an benzin de gidiyor yalnız. Farkındasınız değil mi? O çalıştı. Ne oldu yani şimdi? Ben anlamadım. O çalıştı da ne oldu yani? Ne oldu yani şimdi? Çalıştı. Çalıştı da ne oldu? Burada işimiz bitti arkadaşlar. Burada işimiz bitti. Oradaki işimiz onu çalıştırmaktı. Onu çalıştırdım ben. Ben içeriye girmek istiyorum. Ama nasıl? Bakayım bir. Şuradan bir geçelim. Onunla işim bitti benim. Aa, biri arıyor beni. Bir saniye. Buradan devam ediyorum. Aha, çıkabildim. Buradan bir kapımız var. Allah'ım ya Rabbim, yine kapalı. Allah kahretmesin, yine kapalı yani. Beklenildiği gibi yine kapalı. Aa, buraya çıkabildim. Koca taşın üstüne çıkabildim. Yanına diyelim en azından. Aa oğlum, içine bakın. Yavaş yavaş yukarıya çıkıyorum. Bence benim kurtuluş yerim sadece yukarısı ya. Buraya da çek. Böyle çek. Koca top var oğlum. Bak burada da bir böyle boş yanı var. Ben bunları çekeyim mi? Galiba NASA benden bunları istiyor ya. Ben NASA ile çalışıyorum galiba. Öyle anladım. Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Şuradan geldik değil mi? Şöyle çek ha. Oha, yukarıda da başka bir şey var. Şu yukarıya çıkabilir miyim ki? Çıkabilirsem nasıl çıkabilirim? Benim onu çalıştırmam ne işe yaradı? Buradan bir işe yaradı mı benim onu çalıştırmam? Burada kablolar gidiyor. Aha! Lan! Döndürdüm lan. Döndürünce ne oldu? Acaba içinde alakalı bir durum oldu mu? Bir daha bakalım bir içine. Belki döndürünce başka bir şey olmuştur. Yok, hiçbir şey olmadı herhalde. Döndürdük de ne oldu yani? Hiçbir şey yaramadı. Döndü sadece yani. Keşke dönünce başka yere çıkıyor olsaydı. Taş döndü, ne oldu? Bir dakika, altına bakalım. Acaba dönünce bir şeye yaradı mı yani bu? Sadece döndü aga. Başka bir şey olmadı ki. Biraz daha mı döndüreyim acaba?
Tamam, bir kere daha dön. Herhalde bu kadar dönme yeter. Bakayım bir şimdi bu kapıyla alakalı bir durumu oldu mu onun? Olmadı. Ben buna bir daha çıkmak istiyorum. Ben bunu döndürdüm şimdi. Buraya bak, çıkabildim. Burayı gördüm. Şuradan bir çıkış varmış. En azından onu gördüm yani. Bakayım buradan bakınca bir şey oluyor mu? Yok, burası yeşillik, doğa. Doğa severler için. Şuraya bir daha bakayım, benzini ne alemde bunun? Ha, full, tamam, benzini gitmiyor bunun. Oğlum ben bunu boşuna çalıştırmış olmayayım ya, ne olur. Böyle boş boş bir şey olmuş olmasın. Burada bir çatlak var. Çatlağı çekelim. Her şeyi çek. Burada ne var bunlar? Bilmiyorum ne olduğunu. İçeri girelim. Çıkalım. Aha. Burada bir elektronik bir şeyler var. Bu ne ya böyle? Bak bu buna bağlı. Bu geliyor buraya bağlanıyor. Bu nereye gidiyor? Arkalarda bir yere gidiyor. Gidelim bakalım buradan. Bir şey bulabileceğiz mi acaba? Aha. Buradan bir giriş var. Lan ben bunu nasıl çözeyim ya? 7. Oğlum ben şifreyi nereden bulayım ya? Şifreyi mi bulacağım ben? Kağıt mağıt da yazılı değil miydi ya? Orayı açmam lazım. Şifre lazım ama bana. Şifreyi nereden bulacağım? O taşın içinde var mıdır acaba şifre? En azından şuraya yaklaşabildik bak. Bak şuna yaklaşabildim. Burası yine açık değil. Buradan çıkalım. Bizim çıkışımız o kapıdan yana. O kapıdan çıkmam lazım. Benim çıkışım orası. Ama orası için de şifre lazım. Şifreyi de nasıl bulacağız? Bir tane telefon vardı, hatırladınız mı? O telefonda da yine bizi kafamıza göre yani rastgele bir şeyler yaptırıyordu bize. Bence orayla alakalı da değil. Ne lan bu, baz istasyonuna benziyor. Baz istasyonu bizim işimize yarar mı? Yaramaz. Yarar mı? Yarar tabii. Niye yaramasın? Buradan girişimizin tek yolu şifreyi çözebilmekte. Eğer şifreyi çözersem buradan çıkabilirim. Şifre ne acaba? Şifreyi nasıl çözeceğim ben? Bilmiyorum. Şifreyi çözebilmem için tek bir ipucu bile bulamadım. Bulsam ben hemen o şeyle alakalı, o ipucuyla alakalı bir şeyler düşünürdüm. O kadar bir şeyler açtık oğlum, en azından bir tepki verir ya insan. Aa! Hiçbir şey olmadı ya. O zaman bu bölümü burada bırakalım. İlk bölümü geçtik. İkinci bölümde kaldık. İkinci yerde. Bak yine şuralarda bir çözüm yerleri var. Buralara bakmamız lazım. Bu haftayı burada bırakalım.